Selamun aleyküm. Bize pide versene fırıncı. Hatırcı kaç tane? 10 tane fırıncı. Az ekmek görünce helva mı sanırsın? Bana bak, kafamı bozma da atmayam seni fırına ha! Ver 10 tane! Hadi çabuk! 2 kilo çay şekeri. Çayları yükleme! Canım ne olur çayları da götürseniz! Çay işte! Çaydır ama sınırdan geçmiştir. Şakaya gelmez bir iştir. Rüstem! Olmaz ağa! Ya ağalar eski bir hesaptır. Hadi kilosuna 250 lira verem. Yok yok, riski vardır. Ya Abdurrahman ayıp olacak. 500 versin götürek. Yarısı peşin ha. Çoktur Abdurrahman, hadi 300 olsun. 500'den aşağı olmaz. Dedi ya, riski çoktur. Fırsatını buldunuz. Ayıp edisen Abdülaziz Bey. Peki tamam, 500 olsun, yükleyin. Peşinat. Tamam. Malı Kemat'ta tüccar Nizamettin'e teslim edeceksiniz. Hadi getirin. Dörtlüsü var komutanım! Takarofu var komutanım! Yaprak tutun komutanım! Kaçakçak komutanım! Köprü 3, köprü 5. Operasyon tamamlandı, tamam. Beni merak etme Zekeriya, başımın çaresine bakarım. Olur mu öyle şey ya? Şimdi seni başçavuşumla tanıştıracağım, beni sever. Yavma da karışlı bir kız. Kim demiştin yakalananlar? Dün gördüğün 3 katırcı var ya, onlar ha, 6 katır yükle yakalanmışlar. Az değil, ağır cezada yargılanırlar, toplu kaçakçılıktan. Arabayı yukarı al. Buyur içeri. Konuşma. Buyurun. Başçavuşum içeride mi? İçeride. Haber verir, gazeteci Zekeriya geldi de. Peki. Gel. Gazeteci Zekeriya geldi komutanım. Sağ ol, gelsin. Hadi işinize bakın. Emredersiniz komutanım. Buyurun. Buyurun. O Zekeriya hoş geldin. Merhaba komutanım. Ayşegül Hanım. Memnun oldum. Üst çavuş Turgay. Komutanım benim gitmem lazım. Ayşegül Hanım size teslim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Şöyle buyurun. Ne içersiniz? Çay. Oğlum 2 çay. Emredersiniz komutanım. Raci 2 çay. Ne yapacaktınız 8 balya tütünü? İhtiyacım kadardır. Satacak mıydınız? İhtiyacım kadardır. Ne yapacaktın bu kadar tütünü? Kendi ihtiyacımdır, içecektim. Ya bu silah, bu da mı ihtiyaç? Kendimi korumak için komutanım. Bu işin eşkıyası var, kurdu var, kuşu var, anarşisti var. Sen daha iyi bilirsen komutanım. Sen içeri geç, geç içeri. Aç kapıyı. Şöyle geç. Adın? Rüstem. Soyadın? Akdurmuş. Oğlum ne oldu çaylar? Yeni demleniyor komutanım. Çabuk gelsin. Emredersiniz komutanım. 8 baylet için ne yapacaktın? İhtiyacımdır komutan. İçmek için. Bu Takarov ne? Eşkıyası var, kurdi var, anarşisti var. Kimin kaçağı bunlar? Ne kaçağı komutanım? Kendi ihtiyacımdır hepsi. Ne oldu çaylar? Komutan çay bekliyor. Hoş geldiniz. Kesinlikle evet hayır demeyeceksiniz. Sorularıma makul ve de mantıklı cevaplar vereceksiniz. Duydunuz gong sesini. Mikrofonu tutun Diyarbakırlı. Çayları alayım. Mikrofonu tutun. Teşekkür, müsaadenizle. İzmirli, gene yaptın numaranı. Kimin tütünü bunlar? Kim için taşıyordunuz? Köprü 5, köprü 3. Kendim için. Köprü 3, köprü 5, tamam. 3 kaçakçının ifadelerini alıyoruz, tamam. Başka vukuatımız yoktur, tamam. Anlaşıldı, tamam. Getir. Asker. Emret komutanım. Raci nerede? İşi var komutanım. Peki. Başka işlere karışıyor musunuz? Anarşi manarşi gibi. Ne anarşisti komutanım? Ben katırcıyım. Ne dedin? İhtiyacım kadardır dedim. Yürü lan! Vallahi billahi ben yapmadım baba! Yürü, yemin etme! Vurma babam! Yemin etme! Her gelen muhbir, vurma her gelen! Ben yaptım işte! Ben yaptım! Ben yapmasam seni yapacağın yoktu! Yazık değil mi lan? Katırcılar bizim adamımız sayılır, her gelen! Yürü! Eskiden bu memlekette muhbirleri kurşuna dizerlerdi be! Yıllık bütün ihtiyacı ne kadardır? İçine göre değişir. Peki, nasıl anlarsınız bunu? Tiryakinin parmaklarına bakarız. Sararmışsa çok içiyor demek. Evet, anlıyorum. Bir tiryaki yılda kaç kilo içer? Bu konuda kesin bir rakam veremem. Yani bunun bir sınırı pek yok. Yok gibi. 75 kilo, 100 kilo. Mesela bugün yakaladıklarımız da öyle. Ama toplu kaçakçılıktan vilayete ağır cezaya sevk edilecekler. Adam başına da 60.000 lira falan kazanırlar. Karda kışta yolculuğu, katırı, yemeği... Yani iş değil. Peki ceza niye? Ceza yiyeceklerini zannetmiyorum. Silahtan yerler cezayı. Teşekkür ederim. Bu katırcıların mahkemesini izlemek için vilayete gidecektim güya. Kaç saattir bir minibüs geçmedi. Yol kapandı demek ki. Bütün programım alt üst olacak. Gökçe öğretmene haber yolladı. Sizi ağırlar bu gece. Dimlek Beyazı Konağı'na giden devriye görevden dönmüştür komutanım. Geç kaldınız. Dağın öte yanı kar fırtına komutanım. Doktor hanım da çok zor yürüyordu. Bebeler nasıl? O zamanki gibi. 6 bebeden başka zayiat yoktur komutanım. Salgın devam ediyor. Öğretmenimiz Gökçe, İstanbul'dan Ayşegül Hanım. Memnun oldum. Memnun oldum, buyurun. Komutanım, köprü 45 arıyoruz sizi. Müsaadenizle. Çavuş da İstanbul'dandır. İnsanları çok karamsar gördüm. Öyledirler. Yani bize yol gözüktü mü? He baba. Gazeteci kız da bizimle gelecek mi? He baba. Başçavuştan mı duydun? He baba. Arkadaşlar, yarın sabah Veli, Raci ve İzmirli tam tesisat hazır olacak. Katırcıları vilayete götüreceğiz. Gazeteci de bizimle gelecek. Ha, kız hemşerimdir. Ona göre.